Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımda bir takipçimizin isteği üzerine ufak bir video yapacağım. Takipçimin motorlu testere tırpanlarda hangi anahtarları kullandığımı soruyordum. Aklıma geleni elimden geldiğince sıralamaya çalıştım ama dükkanda bir sürü parça var. Bunları sıralamak da bayağı zaman harcar yani. Birçok parçayı yerinden oynatmadım ama en önemli parçalardan onları görüntüleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Tork anahtarlardan motor testerelerde özellikle kullanılan T20, T25, T27,5 ve T30 hem anahtar ister uçlardan alırsınız. Yani o şekil isterse tornavidasını da alırsınız. O şekilde de oluyor. Bunlar ise böyle şu T tipi anahtarlardan kestim. Bunları şarjlarda kullanıyorum. Maalesef ki bu şekil uç yok. Var da bu kadar kısa oluyorlar genelde bu kadar kısa. Motor testerinin kapağına ulaşamadığı için kapağını kenarından bunları kullanıyorum. 4 numara var. Bir de 5 numara var. Bir de 3 numara da lazım oluyor. 3 numarayı da unutmayın. İşte şarjıya takılan diğerleri de burada. Başka tork anahtarları da daha önce demiştim. T20, 25, 27,5, 30 elimde var. Aynı şekilde alyanlarda da aynı şekilde T4, T5, T3 vardı bir de. 3 milimette işte görüyorsunuz. Bu da anahtarların içindeymiş. Bunu da görür diğer yandan. Dükkan biraz dağınık ama kusura bakmayın. İşte segment anahtarları falan. Yeni iş yerinde inşallah bunları düzelteceğiz. Daha güzel bir yer yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Tabii sonra kirli pis düzensiz derler. Zaten ben de istemiyorum böyle düzensiz diye ama elimde imkanlar bu kadar. Bir de kanalımda aynı şekilde şarjlarda soran vardı. Onlara geçeceğiz birazdan. Motor testlerde başka uzun lokmalar kullanıyorum. 8-10. Ondan sonra hafif lokma takımı var. Küçük motor testerelere en uygun şekilde. Mesela steel motor testereyi sökmek için bunlar çok faydalı. Küçük lokma takımı ama bayağı pahalı. Şu anahtarı kaybettim bir arabada unuttum. Maalesef ki kayboldu. Onunla beraber şuradaki lokma da kayboldu. Yine alırız umarım. Uzun süredir çöbende çalışıyor ve emektar. Silindir honlama 50 mm. İster de bir küçüğü bir büyüğünü de alabilirsiniz. Silindirdeki kurumları sökülmeye. Bunlar da silindirlerin motor testere etrafındaki şeyleri temizleyebiliyorsun. Şarjlara takıyorum bunları. Motor testerelerde eğer işlerinizi yetiştiremiyorsanız çok yoğun iş oluyorsa sizin işlerinizi görecek makineler Stanley şarjlı vidalama. Bakın ayrıca lokma da sökebiliyor da bunun genelde saçlara falan metal cıvata şapkalı cıvata takıyor ama şu işte mıknatısın olmaması gerekiyor çünkü somunun uç kısmı oluyor, uç kısmı uzun olduğu zaman somun pek de alamıyor, somunu bu şekilde sökmek zor oluyor, o zaman böyle uzun içli lokmalar daha iyi oluyor. 8 numara lokma anahtarı ise nerede kullanıyorsun? Steel motor testereleri karbüratörü sökmek için kullanabilirsiniz. Karbüratörün diğerleri aynı T tipi, T tipleriyle olur. İşte şarjlardan biri Çin almıştım. Halen aktif çalışıyor ama maalesef ki bir bataryası pert oldu. Hala kendisi çıra gibi bakın. 3 yıla yakın zamandır ben de yaz aylarında çok aktif ve çok yoğun çalışıyorlar. Ardından ikinci el aldığım Deva 5 4AH orijinal
Tomun tabancası 17'nin altına, yani 17'nin alttaki çuvatalar için uygun. 19'da söker sıkar ama 19 mesela Husqvarna 61'deki balatayı biraz daha zor söker. Söker genelde ama biraz zorlanır. Husqvarna 61 balatı için ise Deval 5 AH, Deval 5 AH'yi Almanya'dan Erten abim gelmişti. Bir çoğunuz bilir bunu. Brushless motor, yani kömürsüz fırçalı tip galiba. Neyse, bunların kanalında başka videoları da var. Videoları bilirsiniz belki. Bu da çakma devatlardan biri. Bir yıl önce almıştım. Tek beğenmediğim yer mandreni. Ve de bunlar şey kadar, devatların kadar şar tutmuyorlar ama bu da bayağı emektar, bayağı iş yaptı ama bunu çok daha önce almıştım. Halen aktif çalışıyor. Diğer de tabanca. Bu da kaç, 36'yı mı yazıyordu, ne yazıyordum? Şey yapmış, silinmiş yastı. Bu da aktif çalışıyor. Güzel bir de söküp çıkarıyor. Herhangi bir şikayetim yok. Hala da emektar bir şekilde çalışıyor. Diğeri ise Deval Spren. Mesela küçük bir halat çıkaramıyorsunuz. Patpetki halat. Onun için hemen bunu alıyorsun. Fiş takmadan başlık kesiyoruz halat. İşlem bitti. Kablo toplama derdine son olur. Hiçbirinin de kablosu yok gördüğünüz gibi. Kablo derdi de olmuyor. Evet arkadaşlar, şarjlar bu kadar. Yazları, hatta yazları bunlar bile yetmiyor. Mesela 3 kişi çalışıyorsak basit işler yapan var. Bir motorlu tırban veya testleri için 2 adet şarjlı kullanıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Çünkü tırban motorları çok yoğundur. Müşteriler de strestir. Ama yeni yere geçince yeni bir düzen olacak. Daha sakin, daha rahat çalışabiliriz böyle şekilde. İnşallah yani. Bunları kanalımda istek üzerine yaptım. Umarım bu bilgiler yeterlidir. Bunlar dışında sekmanı iç dışa açan anahtarlar var. İç dışa. Her şeyi umarım görüntülemişimdir yeterlice. Neyse, kanalımda daha önce de bu gibi bunlardan video paylaşmıştım. Yeni gelen abonelerim, yeni gelen takipçilerim bunları görmedikleri için tekrardan paylaştım. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.